Bel fıtığı nedir ve bel fıtığının belirtileri nelerdir'den başlayalım isterseniz. Şimdi bel fıtığı, şurada omurga şeyinde göstereyim. O girdi mi plana? Ha, girdi. Bakın şurada temsili bir şey yapmışlar, kırmızı. Bel fıtığı şu iki omur arasındaki bu şeyin, kıkırdak dokunun pörtlemesi, yani fıtığın tam Türkçesi pörtleme. Pörtlemesi ve şu siniri kendisiyle kemik arasında sıkıştırmasıdır. Bunun nasıl belirtileri olur? Özellikle cerrahiye gidecek hastalarda ayaklara vuran, bacağa vuran ağrı, yürüme güçlüğü, uyuşukluk, karıncalanma hissi ve bazılarında da ayak kuvvetinde zayıflama, ayağı yüze bükmede ya da tam tersi hani frene, debriyaja basar gibi olan harekette basmadır. Peki ameliyatı ne zaman yapılır? Süremiz çok kısıtlı diye çok hızlı anlatıyorum. Genellikle bel ağrılarının çok azı ameliyat olur. Çok azı. Biz çünkü ameliyat yapmak için bu dediğimiz kuvvet kaybı ya da mekanik bulgu dediğimiz bacağını hareket ettirirken duyduğu bir takım ağrılar vesaireler veya duyu bozukluğu, refleks kusuru, bunların hastada olmasını isteriz. Olmazsa sadece ağrı için ameliyat da olmaz değil, olur ama o zaman bu ağrı için bir takım işler, fizik tedavi yapılmış olacak, ilaç kullanmış olacak, başka metotlarla geçmiyor olacak ve hastanın artık günlük yaşantısını, işini gücünü etkileyecek durumda olacak. O zaman ağrı için de ameliyat yapılır. Sorun orada olmaz. Ama şu çok yanlış bir şey. Hasta geldi, kapıdan girdi. Ne kadar zamandır ağrıyor? 3 gündür ağrıyor. Baktınız, muayene ettiniz. Hiçbir problem yok. 3 gündür ağrıyor. Hadi seni ameliyat edelim. Bu çok yanlış bir şey ve halk arasında bel fıtığı ameliyatları başarısız denmesinin en önemli nedeni. Burada ameliyatın gerekçesi olmadığı için yapılan işten de sonuç alınamıyor. Alınamadığı için de ameliyat olan kişi ben ameliyat oldum işe yaramadı diyor haklı olarak. Bu suç hekimleri. Bu suç hekimleri. Onu söyleyeyim. Gelelim nükse, yani tekrarlamasına. Bel fıtığı tekrarlar. Neden tekrarlar? Demin gösterdiğim gibi sadece o fıtıklaşan doku alınır. Geri kalan doku alınmaz kemikler üst üste oturmasın diye. Bu nasıl fıtıklaştıysa o geri kalan da oradan fıtıklaşabilir. Ama bu nadirdir. %1-2 civarındadır. Bazı kişilik özellikleri, yapı özellikleri var. O yapılar artık MR'da da görünmeye başladı. O zaman tekrarlama oranı çok yukarı çıkıyor. Yani %19-20'lere çıkıyor. Onun ayrıntısını sonra konuşuruz. Başka bir program olursa inşallah. Fakat burada dikkat edilecek şey şu. Bir, kimseye filminizi gösterip de ben ameliyat olayım mı diye sormayın. Çünkü bana çok kötü filmler geliyor. Arkadan hasta geliyor, muayene ediyoruz, ameliyattan vazgeçiyoruz. Esas olan muayene. İkincisi, tekrarlamayı yanlış anlamayalım. Bir insanda bir sürü disk var, sağlı sollu. Nasıl 4-5 sağda diski olduysa 3 sene sonra sol 3-4'ten de diski olabilir. Biz buna tekrarlama demiyoruz. Tekrarlama yani nüks. Aynı yerde, aynı seviyede, aynı taraftan olanı diyoruz. Öbürü yeni bir fıtık. Yani bu nasıl fıtıklaştıysa öbürü de fıtıklaşabilir. Gayet doğal. Onu birbirine karıştırmayalım.